Ali Bey'i evine bırakıver Bekir Kirve. Olur ağam, merak etme. Buyurun Ali Bey. Bekir, orada bidon var. Arabaya alalım bidonu da alalım bidonu. Bidonu götürelim. Bidonu... Oğlum getir şu bidonu bagaja koyun. Bu işin ayarı kaçtı artık Sümbül Hanım. Ya sen ayarı yeniden toparla ya da bu terbiyesizliğin cezasını kendi bildiğim gibi veririm. Hepinizin gözyaşlarına sığmasından da çok sıkıldım artık. Çocukta da kazadan sonra biraz sinir kaldı. İdare edeceğiz artık, ne yapalım? Bahar kızım, nereye? Gelsene, yemek yiyoruz. Seymen de gelince yer. Hadi oturun. Hadi, bakmayın öyle, hadi. Ben yemiş kadar oldum. Haber ver. İçeride kim varsa Ali Bey gelsin alsın. Başüstüne. Şunu da içeri bırak evladım. Ali ama bizim evin önünde bulduk. Biraz rakıyı çok kaçırmış. Meramını anlayamadık. Size anlatırsa bize haber verin bize Ahmet. İnsan merak ediyor ya. Gel dayı gel. Gel eve gidiyoruz gel. Oğlunun sevdası başına vurdu. Kapıya dayanmaya başladı. Zapt edilecek gibi de. Ay Fatma abla. Çifte düğün mü yapıversek kız bunlara? Senden mevzu çıktı diyeceğim. He. O sevdadan değil. Aşkına karşılık alamadı bence ondan. E alamadı biliyoruz. 40 yıllık bir mevzu. Adam bunu istemiş. Sümbül anne de ben okumamış adama varmam demiş. Hala neyin davasını sürüyor bu adam? Belki açıktan üniversite bitirdi. Diplomayı getirdi ne biliyor? Aşkına karşılık gene alamadı. Gene bir niyet belli etti. Gene karşılık alamadı diyorsun yani. Kapatın bu konuyu be. Ekmek yediğiniz kapıda utanmıyorsunuz mu dedikodu yapmaya? Ne demek niyet belli etti? Nasıl niyet belli edermiş koskoca Sümbül Hanım'a? Ayıp be. Aman bu da be. Konuşuyoruz işte ne var? Konuşmayın. Konuşacak şeyiniz yok mu? Yok. Sen istemiyorsan konuşma. Sen de konuşma. Uyma şunlara, sana yakışmaz. Allah Allah, bunlara yakışıyor da bana niye yakışmıyor? Sen benim eşim olacaksın. Gerçek sadık uşak, ruhunu satmış köle, örnek kul memo ve isyankar eşleri olur mu hiç? Ulan Salih! Dur, sen onu aldın ama memo. Dur, yapma. Sofralarını almıyorlar diye böyle işleniyor. Sinirini nereden alacağını bilemiyor. İstanbul'da üniversitelere gitmekle, al kızıyla uçakla gidip gelmekle bir şehirle geçmiyormuş, değil mi Salih? Ne oluyor? Gene hizmetçilerle düşüp kalkıyor. Bir de okumuş avukat uşakları olsun istiyorlar da seni de ondan okutuyorlar.
Bir şey sanma sakın. Dayı. İç şunu. Ben açım. Bir şey yemedim. Bingül, tepsi getirin şuraya. Bir şey yemedin de ne demeye bu kadar içtin? Sebebi var. Tamam var. Belli. Onu soruyorum ben de. Artık böyle. Artık kenarda durup falan alay etmek yok. Tamam yok. Senin burnuna ne oldu? Babam vurdu. Nasıl vurabilir sana? Sen benim oğlumsun. Yapma. Sana kimse süremez. Alayın önüne geçip en güzel kızı çekip alacağım bu hayatta. Kenarda seyretmek yok. Nasıl olacak o iş? Kaçıracak mıyız Sümbül Hanım'ı? Kaçıracağız. Sonra da çağırırız limamı. Bitti gitti. Annemler geliyor. İstersen bunu sonra konuşalım. Ali? Ne bu hal? Gel fal bak ona. Sen iyi bakardın eskiden. En çok seviyorum. Hem bizim eve de yakın. Beni evde bulamadığınız zaman direkt oraya bakın. Okula bakmayalım yani. Bak bu sene hazırlık falan diye asma. En ciddi yıl bu. İngilizce öğrenemezsen seneye aval aval bakarsın derslerde. Ben odama gidiyorum çocuklar. Belki biraz televizyon seyrederim. İyi geceler. İyi geceler. Anne. Biraz gelebilir miyim? Tabii çocuğum gel. İyi geceler kızlar. Burada rahat mısın? Rahatım oğlum. Düz ayak, ferah. Sonra merkezi, her yere yakın. Kim dedi size tatil köyü kadar ev alın diye? He? Ne yapalım? Bu kadar evlenme çağına gelmiş çocuğumuz var. Herkesi oturtacaksın dizinin dibine, değil mi? Bana bak. Geçen gün bizim meleklerde Keriman'ı gördüm. Hani üç hisarlı. Kocası var Mimar Süleyman Bey. Kızları Lale de üniversiteyi bitirmiş. O da mimar çıkmış. Ankara'da okuyordu. Hatırladın mı? Dönmüş artık. Evde oturup çeyizine maket mi yapacakmış? Seyhan, beni sinirlendirme. Onları da düğüne çağırayım diyorum. Kızı bir gör. Ne güzel bir kızdır Lale, hatırlar mısın? Oldu anneciğim. Ondan sonraki haftada gider isteriz. Canım gez dolaş. Tanı kızı. Nasıl olsa buradasın artık. Arkadaşlık edin. Ben de seninle bunu konuşacaktım anne. Ben Londra'ya yerleşeceğim. Burada kalmayı düşünmüyorum. Gene mi şu Nancy çıktı piyasaya? Hayır anne. Nancy ile ilgisi yok. Onun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bir yıldır Londra'da büyük bir lokantası olan bir arkadaşımla temastayım. Onunla ortak olmayı düşünüyoruz. Lokantanın bazı yan ürünleri var. Onlar için yeni bir yer açılacak. Özel reçeller, paket yiyecekler, hazır kahvaltı ve diyet ürünler satılacak. Bu işi bana önerdi. Çok güzel. Bakkal açacaksın yani. Burada da bakkal çırağından bir farkım yok. Hiç olmazsa kendi bakkalım olur. Abinle konuştun mu? Bu aralar kimsenin abimle konuşabileceğini sanmıyorum. Ama deneyeceğim. Önce sana söyleyeyim dedim. Oğlum, şimdi Seymen'in kafası biraz karışık. Kazanın sarsıntısını daha atlatamadı. Karısı hamile, üstelik kız iyice huysuzlaştı. Bekle biraz. Oturalım hep beraber konuşalım. Şirketlerin bazılarını sen üstlen. Kendi işin gibi. Yönetim kurulunu toplayalım. Sana yetki verelim. Abin de ne zamandır sabırsızlıkla senin okulunu bitirmeni bekliyordu. Burada kendi işimiz varken el alemle gidip ortak olmanın alemi var mı? Herkese ne deriz? Aklını mı kaçırdın sen? Kime ne diyeceğiniz sizin sorununuz. Ben hoşlandığım gibi yaşamak istiyorum. İyi geceler.
Allah'ım, hiç huzur vermeyecek mi şu çocuklar bana? Olacak şey mi bu şimdi? Herkes nerede? Yattılar mı tavuk gibi? İşler pek karışık Bekir abi. Herkes çil yavrusu gibi dağıldı sinirden. Ne oldunuz kız? Hamzaoğlu davası mı patladı? Yok, içeridekiler değil, bizimkiler. Selin'e olan Memo'yla kapıştı. Hayriye de çenesini tutamadı. O ona, o ona. Salih çekti gitti. Fatma abla da Hayriye'nin ağzını yırttı. Böyle bir şeyler işte. Allah Allah. Mevzu neydi peki? Seninki İstanbul'a gideli pek havalandı. Hiçbirimizi beğenmiyor. Ben onu çekip almasını bilirim o okuldan ama... Hepsi kıskanıyor benim oğlum. Esas olan bu. Canım niye kıskansınlar? O bizim de oğlumuz. İftihar ederiz. Öyle şey denir mi Memo'ya? Kimse kalkmadı mı daha? Semin ağam kalktı. Bekir abiler erkenden çıktılar. Nereye gittiler pazar pazar? Bir şey demediler Sümbül anne. Günaydın. Maşallah nihayet uyanabildin. Bir acı kahve yapın kızlar. Bu ne bu? Ben de anlamadım. Sen dün gece getirmişsin. Karadağların Bekir içeri konacak demiş. Oğlanlar da getirip koymuşlar. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Ya bir iş yaptık, rezil olduk. İçip içip Sümbül Sultan'ın konağına dayanmışsın Ali ha. Öyle bir şey oldu galiba. Delirdin mi Ali? Ne oluyorsun gene bu kadar sene sonra? Bir şey mi oldu? Neden gittin kapılarına? Bağ evine gelmedi. Ne? Son dakika telefon etti. Kapıya kadar gelip geri dönmüş. Allah'ım sen aklımı koru. Gizli bir randevu ha. Bak bak, az değil bunlar ya. Ay yok, yapmaz Sümbül öyle şey. Yapmadı zaten. Ama bunu fena ödeteceğim ona. Ali. Bak iki ailenin arası daha yeni yeni düzeliyor. Aklını başına topla. Bak yetişkin genç evlatlarımız var. Tamer Zeynep Zeynep diyor, başka bir şey demiyor. Gene bir tatsızlık çıkarma Allah aşkına. O Seymen'i başımıza sıçratma. Sıçrasın kolaysa. Gel kızım. Günaydın anne. Seymen'i gördünüz mü? Yok, çıkmış. Gazeteleri de bırakmış. Çok mu erken çıktı? Erken çıktı gelin abla. Gece haber gelmiş, o Amerikan kız gelecekmiş. Bekir abiyle bir telaş alana koşturdular onu almaya. Bir yanlışlık var herhalde. Ayşe Melek pazartesi gelecekti. Seyhan'la İstanbul'da buluşacaklardı. Program değişti herhalde. O işte amma uzadı. Ne oldu? Hani Amerikalılar para koyacaktı? Kaç ay geçti? Bu kız beceriksiz galiba. Kolaydı öyle hop diye 2 milyon dolar para getirmek. Hele bizim ülkeye. Didik didik araştırırlar. Yalnız para bir an önce gelse çok iyi olacak. 2 tane çok iyi ev kaçırdım. Seymen olanı biteni otele döküyor. Acele etme, dur bakalım. Daha iyisini bulursun. Açıkta değilsiniz ya. Şimdilik yeter o ev Zeynep'e. Bakın aklıma ne geldi. Bütün gün belli. Seymen'in işi olacak. Hazır Zeynep'le Seyhan da burada. Biz de toplaşıp yemeğe gidelim. Hava da pek güzel. Ne dersin Bahar? Sen de biraz hava alırsın. Ben çıkmak istemiyorum. Evde işlerim var. Siz gidin. Aslında gelsen çok iyi olur. Seyhan'la ilgili bir problem var. Hepimiz bir arada olursak hallederiz gibime geliyor. Ne oldu? Tutturmuş Londra'ya yerleşeceğim diye. Orada bir iş kuracakmış arkadaşıyla. Daha neler? Seymen de onun mezun olmasını bekliyordu. Ne kadar iyi düşünmüş. Sen biraz solgunsun bugün. Evde kalsan daha iyi olacak galiba. Yavaş.
amacımdan. Kimsenin iştahı yok galiba. Şu sahanı önüme alayım bari. Ben biraz alayım Dicle. Ben de alabilir miyim? Dur ben de alacağım. Aman al Salih hadi. Önce Memo abine koy hadi. Mersi. Bir şey değil. Kibar çocuk. Şöyle. Hepiniz 9 aylıksınız işte. Ne oluyor öyle? Herkese bir havalar geldi. Ha? Bir sen 10 aylıksın. Günaydın. Burada mı yiyeceğiz Zeynep abla? Evet, yan tarafta hava bozuk. Hem sizi de özledim. Biz de seni özledik. Ay kuzum. Anam gittiniz oralı. Ne vardı şurada gözümüzün önünde okusaydınız? Onun için gittik işte anne. Ders çalışın, ders çalışın diye canımızı okurdun gene. Fena mı yaptım? Bak adam oldunuz ikiniz de. Dersler nasıl Zeynep? Aman ne dersi Fatma abla? Zeynep ekonomi yerine halkla ilişkileri tercih etti. Niye kız? Aman konuşuyor işte. Yalan mı? Sürekli halkla ilişkidesin. İstanbul halkıyla. Çok geziyor mu Zeynep? Salih kadar değil. İyi gez. Garne gelince de şu arka tepeliklerde baban gezdir. Garne falan yok ki. Notlar öyle asılıyor. Garne zamanı gelip biz de aslanlara bakarız o zaman. Ya saçma sapan konuşma anne ya. Salih aklı başında çocuktur annesi. Acık terbiyesizdir ama aklı başındadır. Biz hiç görmedik aklı başında halini ama. Tamam. Vızırdama Memo abi. Özür dilerim. Aa ne oldu? Dün akşam Salih'in solculuğu tuttu gene. Bir şey yok. Ağam biz geldik. Oo, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ayşe Melek. Tamam, pardon. Yatırım için anlaşma aşamasına gelindi. Pazartesi temsilciler İstanbul'a geliyor. Yalnız netleşmesi gereken 2 madde var. Yaman'la mutabakata vardık. Sizin de onayınız gerekiyor. Ben maddelerin açılımı ile ilgili bir dosya hazırlattım. Başka ülkelerdeki uygulamalarla ilgili geniş bir araştırma. Hisselerin satış şartları maddesi. Bir aydır aşılamayan konu. Evet, bütün dünyada standart olan ama sizin bir türlü aşamadığınız konu. Ben mi aşamadım? Çekilecekleri zaman 3 otel daha yapacak kadar parayla çekiliyorlar. Ben elimde kalan oteli kapatmak zorunda kalıyorum. 10 yıllık dolar artışının asla belirlenemeyeceği bir ülkede bu şartlara imza atmak, oteli verip gitmek demek. Hayır, bu analizleri biz de yaptırdık. Çok yanılıyorsunuz. Yaman neden gelmedi? Bakın, bu iş çok uzadı. Bir ay içinde 2 milyon dolar koyacaktı veya koymayacaktı. Her şey bu kadar netti. Dış yatırım dendi, şu dendi, bu dendi. Tamam, süreyi 2 ay daha uzattık. Ben bu turistik toplantılardan biraz sıkıldım artık. Bir hafta içinde bu işi bir sonuca bağlasın. Unutmayın, iş bende düğümlenmiyor. Yaman'da düğümleniyor. Sizin aranızda paradan başka bir problem olabilir mi? Bana ortaklığı bozmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor. Çok büyük çapta bir yatırımın son aşamasında bu tavrı koymanızı açıkçası kendime açıklayamıyorum. Sorun her neyse beni çok aşıyor. Bu noktada kimse bir şeyi çözemez. Beni işten affedin. Bu ülkede bazı şeylerin neden tıkanıp durduğunu galiba anladım. Dünyayla iş yapmak ciddi bir kültür ve eğitim işidir. İş adamlarına yaz kamplarında öğretilen belden aşağı vurma dersleri düzeyine indirmeyin işimizi. Yoksa bu işi oralarda mı öğrendiniz? Özgeçmişim size gönderilmişti. Okumadım. Ben dönüyorum. Yaman'ı durumdan haberdar ederim. Bakın, benim sizinle ya da temsil ettiğiniz grupla herhangi bir meselem yok.
Siz ortaklığı bitirmeye çalışıyorsunuz. Önce Yaman'la bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Ben 5 ay daha uğraşsam yine aynı yerde kalacağız. Böyle bir zamanım yok. Ağam affedersin. Hamzaoğlu bekliyor. Hemen dönerim. Bir 5 dakikanız vardır herhalde. Oo, kimler gelmiş? Bakıyorum ayılmışsın Hamzaoğlu. Ya bırak Seymen. Çok mahcubum zaten. Olur böyle şeyler. Dememi beklemiyorsun herhalde. Buyur içeri geçelim. Yok, toplantım varmış. Sana bir şey getirdim, bırakıp gideceğim. Ben alayım. Ne var onun içinde? Açayım mı? Aç bakalım. Hamzaoğlu bize ne getirmiş? Özür yetmedi, işi nakde mi bağlamak istiyorsun Ali Bey? Bizim seninle iş yapma zamanımız geldi Seymen. 500 bin hemen, 500 bin haftaya. İstediğin kadar isteye razıyım. O İstanbulluyla bir yere varamazsın. Şu anda bir ortağımız var Ali Bey. İşler değişirse seni ararım. Güle güle Ali Bey. Burada sen gelmeden bir şey yapılamayacağı çok açık. Ben daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bekleyemem Yaman. Ne zaman gelirsin sen? Peki o zaman İstanbul'a gidip orada beklerim. Hayır, burada kalmak istemiyorum. Yaman 3 gün sonra burada olacak. Ben de akşam uçağıyla geri dönüyorum. Buna günün ilerleyen saatlerinde karar veririz. Önce gidip yemek yiyelim. Turistik toplantılara devam mı edeceğiz? Evet. Sıkıcı ofis toplantılarından daha iyi değil mi? Bu ne kadar güzel. Evet. Bahar'ın çalışması. Aa, sahi mi? Ne kadar yetenekliymiş. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Belki doğumdan sonra çalışmalarını sürdürür. Sürdürmesi gerekiyor. Ama ülkemizdeki kadınların çoğu evlenip çocuk yapınca ne yazık ki mesleklerini bırakıyorlar. Evet. Mesleğine yeteri kadar bağlı olmayanlar bırakıyor, doğru. Çocukların anneye uzun bir süre ihtiyaç duyması, biraz da evliliğin güvenli havası kadını iş yaşamından kopartıyor. Ben kadınlar için evliliğin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Bilirim. Sizin gibi kadınlar öyledir. Şöyle gözünüzün tuttuğu biri evlenme teklif edene kadar sabredin. İyi bir aday bulduğunuz zaman fikriniz değişir. Ben de sizin gibi erkekleri bilirim. Kadınlar için varlığınızın tartışmasız her derde deva olduğunu düşünürsünüz. Hayır, öyle değil demek bile işe yaramaz. Birbirini gerçekten seven bir erkek ve bir kadın birbirleri için her derde devadır. Yeni eviniz müthiş, çok güzel. Burası 100 yıllık bir konak. Çeşitli onarımlardan geçmiş. Biz de biraz toparladık tabii. Ne kadar büyük.
Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alandan mı geliyorsunuz? Hayır, oteldeydik. Sizin resimlerinizi gördüm. Çok iyiler, çok beğendim. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Hırkayı götür. Ayşe Hanım'a gerekebilir. Aa, pardon. Ayşe Melek Hanım'a. Neden kabalık ediyorsun? Hoşuma gidiyor. Buyurun, biz gidelim. Senin bu kararın şirketlere çok büyük zarar verecek Seyhan. Herkesin beklentisi senin bazılarının başına geçeceği yönündeydi. Bırakıp gidersen büyük bir güvensizlik doğacak. Ya ne ilgisi var? Benimki kişisel bir seçim. Kimse öyle düşünmeyecek. Abi, sen bırakıp gidersen abimin morali çok bozulur. Zaten bir acayip kazadan biri. Bahar'a nasıl davrandığını fark ettiniz mi? Sanki yokmuş gibi davranıyor. Gördüğünüz gibi en büyük aşkların bile bir sonu var. Hamile diye uzak duruyor. Erkekler ilk bebeği çok kıskanırlar. Çocuğu kucağına alsın, bak nasıl değişecek. Bana daha karışık bir şeyler var gibi geliyor. O Ayşe Melek midir? Melek Ayşe midir? O niye zırt pırt geliyor? Zeynep, dilinin altındakini yut yavrum. Abuk subuk konuşma. Ne dedik, bir şey mi dedik? Boşuna konuşuyorsunuz. Seymen karısından başkasına bakmaz bile. Ben oğlumu tanırım. Senin erkekleri çok iyi tanıdığını söyleyemeyiz anne. Ama ablam kitap yazabilir bu konuda. Senin tecrübelerin hepimize yeter Zeynep'ciğim. Aa, abim geliyor. Buyurun. Ben siz pazar yemeği ha? Ay, nereden çıktın sen? Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sabah uçağıyla gelmişsiniz evet, galiba. Merhaba. Merhaba. Ayşe Melek Hanım birkaç gün misafirimiz olacak anne. Ben eve uğrayıp gerekli hazırlıkları yaptım. Aa, çok memnun oluruz tabii. Yaman çarşamba günü burada olacak. Ben İstanbul'a dönmek istedim ama Seymen Bey onu burada beklemem konusunda ısrar ediyor. Biraz sıkılacaksınız demek ki. Seyhan çok iyi bir rehberdir. Sıkılmayacağınızı garanti ederim. Ne yazık ki Seyhan burada olmayacak Seymen'ciğim. Londra'ya yeni işiyle ilgili görüşmeye gitmesi gerekiyormuş. İyi. Bu zevkli iş bana düşüyor demek ki. Evet, ne yiyelim şef? Buyurun. Yenge? Ay dalmışım, gel Zeynep'ciğim. Ne yapıyorsun? Ne zaman döndünüz siz? Çok oldu. Yemekten sonra da Ihlara'ya gittik. Öyle mi? Evet, abim orada bir araziye bakacakmış, biz de gittik. Hangi abin? Senin eşin olan abim. Eşim de mi sizinleydi? Evet, Ayşe Melek de bizimleydi. Misafir gezdirdiniz ha? İğrenç bir yemekti. Abim hiper bozuktu. Kız gelip geleceğine pişman oldu. Siz kavga falan mı ettiniz? Yok, biz artık kavga etmiyoruz. Etseniz iyi olur bence. Abim de çok bozuldu. Bir şey demedi ama sinirinden komaya girdi bence. Neden? Gene ne hata yaptı zavallı Seyhan? Ablam onun Londra davasını söyledi. Seymen ne yaptı? İyi dedi. Sadece iyi. Vay be. Ağır konuşmuş. İkiniz de delirdiniz bence artık. Hayır, o benden vazgeçti. Yenge, nasıl böyle bir şey söylersin? Önemli değil Zeynep'ciğim. Bak, bunlar tamam. Yeni bir resme başlamayı düşünüyorum. Yemek hazır değil mi? Acayip acıktım. Ben buraya niye geldim? Niye geldin? Yemek hazır demek için. Ne güzel. Hadi gidelim.
Ay, akşam için değişmem lazım. Bu ayakkabılarla olur mu? Herkes ne kadar şıktır şimdi. Merak etme, havadan sudan. Ama sen duyduğunu da anlamazsın ki. İyice yerleşti bu da. 3 gün buradaymış. Yok yok, o kadar sürmez. Bak bak, yine postalları giymiş gelin hanım. Ne olacak kız postalları giyince? Ne zaman kafası bozuk olsa onları giyiyor. Aman canını okuyor. Gününüz nasıl geçti? Ihlara'yı beğendiniz evet, mi? Evet, çok beğendim. Yarın bardak şarap alırsın değil mi bana? Alırım Seyhan'cığım. Ha, fazla koyma. Tamam. Sizin gününüz nasıl geçti? Ne olsun işte, her zamanki gibi. Seymen'in gömleklerini falan ütüledim. Bu kadar yardımcınız var, siz mi yapıyorsunuz? Aa, o işi kimseye bırakma. Aa, postalları çekmişsin gene bakıyorum. Kokuyor mu? Çöpten çıkardım dün. Biri çöpe atmış. Al bakalım. Allah Allah. Kim atar senin postallarını çöpe? Ne zaman isterseniz oturabiliriz. Bahar, hakkını yemeğe saklasaydın. İkinci bardağı içemeyeceksin biliyorsun. Ay, meraklı değilim senin ekşi şaraplarını. Ya bana şu benim Fransız şaraptan verseydin keşke Seyhan. Bir ümidim sendeydi. Şaraptan anlayan biri şu işi toparlar diye ama sen de gidiyorsun. Gittiği falan yok. En azından 1 yıl daha burada. Yeni otelin tüm sorumluluğunu o yüklenecek. Ben diğer işlerle anca baş ediyorum. Sözleşmeyi de sizin grupla o imzalayacak. Hadi bakalım. Oteller kralı. Sen şimdi de kumarhane atarsın yer altına. Size otelin altında çok büyük bir yeraltı şehri olduğunu söylemiş miydim? Hadi buyurun. Kızlar, yavaş yavaş sıcakları getirin. Yemeğe oturuyorlar, kapatıyorum. Yarın uçakta görüşürüz. Aa, gelmiyor musun? Tamam, bana bakıyorlar. Hah, Hayriye, hadi. Geldim Sümbül anne. Çok masraf çıkarma bak gelin hanım. Topu topu bir odam var. Dönecek yer kalmadı zaten. Karışma sen. Kuzu nereden geliyor? Karşıki dağlardan geliyor. Şifalı. Çok çok şifalı. Hadi gidelim. Gel. Buyur Sümbül. Gelseydin sen de Bahar. Çarşıları seversin sen. İşim var anne, ütü yapacağım. Aa, Asya yapar gelin abla. Aman konuşuyor işte. Ütünün neresinden tutulur biliyor mu acaba? Güle güle, güle güle. İstediğiniz kadar patırtı edebilirsiniz kızlar. Belalığınız gitti. Şşt, karışma. Ne? Şşt. Bir tas su verin içeyim ya. Taze kızların elinden içilen su böbrek taşlarına iyi gelirmiş. Şimdi ben senin böbrek taşlarına vereceğim. Yürü içeri. Evden şimdi çıktılar abi. İyi, kim kimler? İyi, ben de çıkıyorum. Beni vardıkları yerden ara. Hayrola? Yolculuk ne tarafa? Bakalım. Yollar bizi ne tarafa götürürse. 1-2 gün dolaşacağız bakalım. Oğlan burada, bu hafta gitmiyormuş. Bana bakın. Bu iş böyle gidecekse gidin belediyeye bir nikah kıydırın. Ben ikamet falan davasına öylesine bir nikah yapmıştım Sabiha. İyi. Bizim avukata git de bir vekalet ver o zaman. Bir an evvel bir boşanma davası açsınlar. Ben çıkıyorum. Size iyi yolculuklar.
ülkede kalabilmek için öylesine yapılmış bir şeydi. Bir şey demedim. Bu kadar sene beraber oturmuşsun. Nikahlı nikahsız ne fark eder? Söylemediydin de. Böyle bir şey durup dururken söylenmez ki. Hiç laf açılmadı. Şimdi açıldı işte. Nikahını öğrendik. Çocuğun da var mı? Sana artık yalan söylemeyeceğime yemin ettim. Var. 7 yaşında bir oğlan var. Adam alışmış işte anne. Adeti. Çocuklarını biraz ele gelince terk edip gidiyor. Evet. Ben seni yalnız bırakayım. Yine bir numara düşünmek için zamana ihtiyacım vardır. Seni otele bırakayım mı? Nasıl olsa parasını annem ödüyor. Onun başına öreceğin yeni çorabı onun parasıyla yiyip içerek rahat rahat düşünürsün. Gerek yok. Sen git. Ben çıkıyorum. Bütün gün evde mi olacaksın? Bilmem. Belki bir ara yürüyüşe çıkarım. Çok güzel, olağanüstü. Şu dükkana bakalım mı? Olur bakalım. Vallahi hayret bir şey, çok pahalı. Seninki çıktı gene. Dilara. Merhaba. Merhaba Ali Bey. Bir de şu çeşitlerimiz var. Kırmızılar. Kırmızılar efendim. Onlar güzel. Geçen akşam için özür dilerim Sümbül. Ama sen gelmeyince... Ne olur bu konuyu kapatalım. Öyle bir delilik nasıl yaptım bilmiyorum. Gelmiyorum deyince ne hale geldim biliyor musun? Kendine hakim ol Ali Bey. Beni zor duruma düşürüyorsun. Dostluğumuza değer veriyorsan kendine hakim olacaksın. Senin yüzünden çocuklarımdan azar istemem bu yaştan sonra. Bak ne diyeceğim. Cumartesi Hayriye ile Memo'nun düğünü var. Bizim avluda yapacağız. Çocukları al gel. Büyük bir şey değil ama eğleniriz ne güzel. Manyak mısın sen? Sümbül annenin yanında. Tamam geliriz. Size kolay gelsin. Çıkıyor musun gelin hanım? Çıkıyorum Bekir Kirli. Yürüyeceksin herhalde. Evet buralardayım merak etmeyin. He. Şu arkadaki köyü falan gezeceğim. Tamam cebim açık bir şey istersen. Hadi gitti. Geç. Hadi.
Koyun onları masaya getirin çocuklar. Gelin ablaya sürpriz mi olacak Bekir abi? He. Akşama kadar bir şey belli etmek yok. Ağam getirecek, gösterecek burayı. Buranın ışığı iyi değil. Buranın ışığı daha iyi. Aman pek yakıştı ressamlık. Her iş yakışır benim elime. Ne olacak resim yapmaktan? Bunların yaptığı resmi ben fırçayı dişime kıstırırım da öyle bile yaparım. Hele şöyle iyi bir de mankenin olacak karşında ki. Bekir! Kız dur. Öyle iyi, tamam. Tamam, siz kapıya, kamyon gelecek şimdi. Ha şöyle yapsın kocasının gözü önünde resmini mesmini. Ne o otellerde gece yerlerine kadar iskele tepelerinde? Doğrunca yine tutturacaktı resim yapacağım otele gideceğim diye. Bak ne uyanık şu ağam. Kaç ay öncesinden tedbirini alıyor. Nereden yapacak resim mesim çocuk doğunca? Çocuğu sırtına bağlar gene yapar o. Hayri Hanım'ın çeyizleri geldi. Hadi gel. Terhidine, terhidine bandım. Hadi indirin. Tamam abi. Burası mı abla? Hangi kapıdan taşıyacağız? Arka kapıdan çocuklar. Gördün dikkat mi? Edin tamam mı? Ha, yavaş yavaş. Getirdim şimdi, bir şey unutmayın tamam mı? Hadi dikkat edin. Şuradan taşıyın. Ay Fatma abla, neler aldık neler. Oğlum dikkat et, arabaya taşıyın. Bu kadar çok alayım dikkat, ne yapacaksınız Hayri? Serif serif atlı koşturacaksınız. Sekiz sene tek odada oturacak değiliz tamam herhalde. Kampanya varmış. Şimdi, dikkat edin tamam mı? Malları şöyle götürün bakayım. Birikmiş param var mı? Günde eksikleri almak lazım. Yürü, ne açacağız ha? Düşünüyoruz bakalım. Ne oluyor ayol? Seymen.
Merhaba, geliyor. Kızım yavaş. Uyandık. Kuvan yavaş yavaş kızım yavaş. Dur koşma, dikkat et. Rezil olduk. Ne oluyor ayol, söylesenize. Seymen Bahar'a yukarıda gizlice bir atölye hazırlattı. Teşekkür ederim sevgilim, teşekkür ederim. Benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Sallama çocuğu bu kadar diyorum ya. Hiç rahat vermiyorsun. Uyandırdın gene. Uyansın, bütün gün ense yapıyor. Hadi hemen yemek yiyelim. Yeni resmimi yeni atölyemde yapacağım. Hepinizi yemekten sonra bekliyorum. Kahvelerinizi orada alırsınız. Yaman Bey geldi gelin abla. Aa, buraya mı geldi? Ben uçaktan doğru otele gider sanıyordum. Ay. Buranın kaya yapısı daha çok Utah'a benziyor. Hı hı. Evet, gerçekten. Evet, Utah. Evet. Hoş geldin Yaman. Ben seni akşam görürüm sanıyordum. Önce seni göreyim dedim. Nasılsın? Çok iyiyim. Aa, herkes burada. Siz de mi gittiniz? Dünyayı görecek halin yok ki. Uçtun gittin 3 gündür. Yaman buraya geliyorum deyince biz de evde bekledik. Yaman, yukarıda ne var biliyor musun? Hayrola, bebek falan mı doğdu yoksa? Hayır, atölyem var. Seymen bana sürpriz yaptı. Koca bir atölyem var artık. Ya, ne hoş bir sürpriz. Gel yeni resmini gör. Gel gel gel, hadi çabuk çabuk çabuk. Dur kızım ya. Hadi. Yavaş acele. Araba nerede? Ben mi süreceğim arabayı? Ben süreceğim tabii. Al kızım uçur. Ne olur bana hadi. Herkes minibüsle hadi. Herkes minibüsle. Tamam.
Ağlatacağım ben seni, daha dur. Akşam bekle. Bu dediklerin hesabını bir gün soracağım sana Memo, görürsün. Ne hesabı soracağım be? Şuraya. Isıtacak şey getirdiniz mi? Getirdik. Bak, açık büfelerin biri buraya kurulacak, tamam mı? Öbürünü kuruyorlar abla. Heh. Tamam. Sizin garsonlar nerede? Bu kadar kişiyle olmaz. Daha adam gelsin otelden ha? Geldiler, yemekleri getiriyorlar. İyi. Asya, hadi biz de giyinelim artık. Bunlar halleder. Şimdi gelir. Tamam abla. Genç. Yukarı bak yukarı. Bir duble rakış etsene bana. Bu saatten başlıyorsun abi. Benimkisi dertten. Sevdiğim kızı başkasına verdiler. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Nasıl oldu abi o iş, anlatsana. Dur anlatayım. Barla kim ilgilenecek? Otelden yeni arkadaşlar gelecek. Tamam. Bu düğün iyi bahane oldu. Ahbaplara taşınalı beri davet verememiştik. İkisi birden çıkar aradan işte. Köylülere düğünü köyde yapıverseydik. Şimdi çoluk çocuk yıkılacak hepsi. Eve sokmanın alemi neydi? Aa, olur mu? Kız şöyle bir gösteriş yapsın köylüsüne. Şuna bak. Gene telefonla konuşuyor. Kızım, giyinsene artık. İstanbul'dan arkadaşım arıyor anne, bir dakika. Alo. Ha annem. Ay ne olsun işte, düğün telaşı. Ay nasıl arayayım ya? Faturada bütün aramalar abime geliyor. Senin numaranı aradığımı anında çakar. Sen ara işte. Akşam geliyor musunuz? Doğrudur, tamam mı? Hadi benim giyinmem lazım artık. 21, 22, 23, 24. Ay geldiler. Memo, gelin nerede? Yolda indi.